Uyuyan dev artık uyansın ve dünyaya meydan okusun. Çünkü 25 Eylül 2012 geliyor. Gümbür gümbür geliyoruz. 30 binle değil, 70 binle geliyoruz. Duy sesimizi dünya, biz geliyoruz. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmak isteyen? Özgürlük kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Sorunları dile getirmek isteyen yok mu? İsmim Fatih Sadım Yıldızbaş. Buradan iyi akşamlar diliyorum Ağaç Kamp Parkı'na. Bu arada tarihi bir yerdeyiz. Koskocaman Ağaç Kamp Parkı'ndayız. Siverin varlığı kadar geçmiş olan bir Ağaç Kamp Parkı. Hani geçmişte yazlık sinemaların kurulduğu bir Ağaç Kamp Parkı. İşte ben de Siverek Su Tiyatrosu'nun yardımcı yönetmeni olarak buradan siz değerli abilerimize, Siverek'lere Siverek Su Tiyatrosu'nu anlatacak ve Siverek Su Tiyatrosu'nun sorunlarını anlatacak, Siverek Su Tiyatrosu'nun ne olduğunu anlatacağım. Siverek Su Tiyatrosu'nu ben ilk başta 2009 yılında Şehmut Çilent hocamızla birlikte Siverek'te ikimiz beraber kurduk ve temellerini attık. Amacımız Siverek'te bir sosyal, sanatsal bir sanatın anası olan tiyatroyu tekrardan yaşatmak. Özellikle şu anda bu Ağaçkamp Parkı'nda olmak daha da insana bir haz veriyor. Çünkü eskiden buralarda yazlık tiyatrolar, yazlık sinemalar vardı. Siverek Su Tiyatrosu'nu biz gönüllü olarak yapıyoruz. Burada ilk başta geçen sene cezaevine, sendikalara ve şehir okullarındaki ilk öğretim okullarına gerek çocuk oyunuyla gerek de yetişkin oyunlarıyla bir dizi proje sunduk ve bir dizi projeyi de hayata geçirdik. Bunun mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz. Yalnız önümüzdeki sene daha güzel projelerle inşallah Siverek Su Tiyatrosu olarak Siverek'imizin kendi tiyatrosu, yönetmeniyle, oyunuyla, yazarıyla, oyuncusuyla, sahnesiyle, ışıkçısıyla, herkesiyle, her mecrasıyla Siverek'in kendisine ait olan bir tiyatro merkezi var. Siz değerli Siverek'lerden bu tiyatroya, bu tiyatro grubuna destek vermenizi istiyorum. Ve sanata ve sanatçıya değer vermenizi istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sabır ettiğiniz için. Teşekkürler hocam. 25 Eylül 2012. Bu tarih bizim için çok önemli. Çünkü bu tarihte bir dünya rekoru kırılacak. Ve bu tarihte bütün dünya Siverek'ten bahsedecek. Duy sesimizi Mehmet amca. 25 Eylül 2012'de tüm dünya senden bahsedecek. 25 Eylül 2012'de tüm dünya seni konuşacak. Siverek'i konuşacak. Evet, halk kürsüsü dedik. Özgürlük kürsüsü dedik. Burada sorunları paylaşalım dedik. Buradaki sorunlarımızı Siverek halkı kendi diliyle paylaşsın dedik. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmak isteyen? Evet, bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Medeni cesaretini gösterip bu kürsüye çıkıp sorunları dile getiren ve sorunlara çözüm arayan konuşmacı arıyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Ben de Aydın Bayram. Diyarbakır'da mimarlık okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Şimdi Siverek'in sorunları öyle say say bitmez de bu bütün ülkede böyle, birçok yerde böyle, öyle Avrupa'da ahım şahım baktığımız ülkelerin hemen hemen hepsinde öyle. Ben Siverek'te böyle göze gelen, benim gözüme gelen birkaç bir şey söyleyeyim. Bir kere bu yeşil alan bakımından Siverek'te hani pek bir yer göremiyoruz. Hani Siverek'te yeşil alan yok, hafta sonu bir çıkıp gideceğim, bir piknik yapacağım. Ya eşini arkadaşını götüreceğim bir yeşil alan yok. Hani topluca gidebileceğin güzel bir yer yok. Bir kere bunların yapılması lazım. Sonra bir Siverekli olarak bu sokaklarda dolaşırken hani çöplerden rahatsız oluyorum. Eminim siz de rahatsız oluyorsunuzdur. Olmuyorsanız bu artık alışkanlık haline gelmiş. Bu daha da kötüdür. Bir de bu 30 bin kişiyle rekor kırma girişimi nedir? Bizim amacımız Siverek'i bir Türkiye'de, bir dünyada bir yere getirmek. Bugün şurada okey oynayan arkadaşlar, tavla oynayan arkadaşlar, sağınızdaki, solunuzdaki adam bile seni yenmek için, sizi yenmek için her şeyi yapıyor. Hırs yapıyor, bir şeyler yapıyor, gerekirse taş çalıyor. Birileri bu dünyada, bu düzende sizin üzerinize gelebilmek için, sizi daha iyi, sizden daha iyi bir yere gelmek için bir şeyler yapıyor.
biz 30 bin kişiyle rekor kırma girişimi yapıyoruz. Hiçbirinizde hiçbir menfaat yok. Çocuğunuzu alın o gün. 25 Eylül'de çocuğunuzu alın gelin. Eşinizi alın gelin. Sevdiğinizi alın gelin. O gün tarihi bir gün olacak. O gün hepimiz için en güzel, en anlamlı hatırlayacağımız bir anı olacak. Çoğunuzun, bilmiyorum, belki çocuğu vardır, kardeşi vardır. Yani insan küçükken büyüklerine böyle bir örnek alacak birilerini arar. Hani idol olacak böyle, genelde hani çocuklarda babası olur. Hatta ilkokul öğretmeni olur. Bunlar idol olacaktır. Yarın öbür gün çocuklarınıza anlatacağınız bir şeyler olsun. Yarın öbür gün eşinize anlatacağınız bir şeyler olsun. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra anlatacağınız bir şeyler olsun. Burada tavla oynarsınız. 10 yıl sonra bir daha oynarsınız. Dünyaya gelmiş, geçmiş bütün böyle önemli şahsiyetlere bakın. Aklı isminizde kalan bütün önemli şahsiyetlere bakın. Onlar tavla oynayarak, okey oynayarak bir yere gelmediler. Tabii ki vakit geçirilecek, tabii ki eğlenilecek ama sürekli değil. Ben de buraya geliyorum, çoğu zaman buradayımdır. Birlikte oturup çay içmişliğimiz vardır. Ama bir günün bir sonraki günle aynı ise zarardasın. Biz babalarımızdan aldığımız siveri bir yerlere getiremiyorsak biz zarardayız. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki çocuklarımıza güzel bir şey bırakmamız lazım. Paris'te de insanlar var. Paris'i güzel yapan Eyfel Kulesi değildir. İstanbul'u güzel yapan ille de Boğaz'ı değildir. İnsanlarıdır. Bir şeyler yapıyor. Gidin İstanbul'a, her ilçesinde bir etkinlik vardır. İnsanlar topluca bir şeyler yapıyor. Topluca iftara gidiyor. Topluca etkinliğe, tiyatroya gidiyorlar. Bunlar burada yok. Bizim babalarımız, yaşça büyük olanlar açık yaz sinemalarına gittiler. Bizim burada sinemamız yok. Bunlar çok büyük sorunlar değil gibi geliyor artık bize. Aslında çok büyük sorunlar. Yarın öbür gün çocuklarınıza bırakacağınız bir anınız olsun. 25 Eylül'de kardeşinizi, çocuğunuzu, eşinizi, sevdiğinizi, sevdiceğinizi, annenizi, babanızı alın. O meydanda hep beraber 30 bin kişiyle toplanalım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Siverek bunları hak ediyor. Çünkü Siverek 80 öncesinde çok güzellikleri yaşayan ve bütün ülkeye sanatsal olarak ders veren bir memleket. Siverek çok güzel şeyler yapan ve büyük sanatçılar çıkartan bir memleket. Siverek her şeyi hak eden bir yer. Evet, özgürlük kürsüsü dedik, halk kürsüsü dedik. Çünkü bu kürsü sizin. Bu kürsü Siverek'in sesi. Burası Siverek'in sesi. Çıkıp da Siverek'in sorunlarını dile getirecek ve çözüm önerileri sunacak konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmak isteyen? Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Ben de sizler gibi Siverek vatandaşıyım. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Yan tarafta okey oynayan arkadaşlardan biriyim. Okey oynadığım tatilde sizi dinliyordum, hani belki sırayı buldum, arkadaşlara da bırakamadım ama hani öz eleştirimi de veriyorum bu konuda. Arkadaşlar Siverek'in bütün sorunlarını elinden geldiğince dile getirmeye çalıştılar. Benim feodal yapıya değindiler. Siverek'in dışarıdan bakınca nasıl bir profile sahip olduğunu, dahası kötü bir profile sahip olduğunu dile getirdiler. Bu konuda hep sorunları dile getirip çözüm üretmemekten şikayetçiyiz. Elbette biz gençler olarak hep eleştiriler de yapacağız, sorunları da dile getireceğiz. Ama bunlara yönelik çözüm önerilerimiz de olacaktır. Bu feodal yapıların değişmesi, Siverek'in gelişmesi ancak büyük bir zihniyet devrimiyle gerçekleşebilir. Peki bu zihniyet devrimini nasıl gerçekleştirebiliriz bizler? Biz Siverek halkı olarak kendi geleneklerimize, kendi kültürlerimize, kendi değerlerimize, kendi benliğimize sahip çıkarak bunu yapabiliriz. Tarihimizi bilerek, geçmişimizi bilerek, atalarımızı bilerek ve onlara sahip çıkarak, daima ileriyi düşünerek bunlara sahip geliştirebiliriz kendimizi. Siverek'te arkadaş bahsetti, yeşil alan sorunu. Ben de çok da problem değil. Bizim belediyenin en iyi yaptığı şeylerden biri yeşil alan oluşturmaktır.
Parke taşlar döşenmesi, caddelerin yapılması, mahallelerin betonlaşması, bunlar elbette ki bir belediyenin yapması gereken ve bir şehrin yapılanması için gerekli olanlardan en başta gelir. Ama fakat biz Siverek'in eksikliği olarak şunu çok iyi biliyoruz ki Siverek'te sosyal etkinlikler yok denecek kadar azdır. Benim bildiğim bir kara geçi kültür şenliği yapılıyor. Bir de son birkaç yıldır belediyemizin yaptığı bir festival var. Bunlar dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bir sinemamız vardı, o da kapatıldı. Tiyatro salonumuz yok maalesef. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Halkı buna teşvik etmenin tek bir yolu var. O da belediyecilik, belediyenin yapması gereken, işte tiyatro salonları oluşturup, kültür merkezleri oluşturup, sinema salonları oluşturup ve bunları halka maddi olarak çok cüzi bir miktarda şey yaparak halkı buna teşvik etmek. Tiyatroya, sinemaya, kültüre, konferanslar olabilir bunlar, panellere teşvik ederek yapabiliriz. Bu konuda yapılması gereken en temel şeylerden birinin bir kültür merkezinin oluşturulması olduğuna inanıyorum. Yapılacak olan bu kültür merkezinde yazın üniversiteden bütün gençlerimiz gelip parklarda sabahtan akşama kadar okey oynuyorlar. Ben de bunlardan biriyim. Bunu önlemenin temel yolu da farklı alternatifler sunabilmektir. Bu farklı alternatifleri de o bahsettiğim kültür merkezinde işte bu ne olabilir? Dil öğretilebilir. Siverek'te hem Kırmancı hem Kırmancı ve Kırmancı, yani Zaza ve Kırdasi diyoruz biz. Bu iki dilde gençlere eğitim verilebilir. Çünkü bir insanın sahip olduğu en büyük değerlerden biri dildir gerçekten. Eğer diliniz elinizden gittiği zaman her şeyiniz elinizden gidiyor. Değerleriniz gidiyor, kültürleriniz gidiyor, sanatımız gidiyor. Yani bu konuda belediyemizin olsun, Siverek'teki derneklerimizin olsun, Siverek'teki aydınlarımız, köşe yazarlarımız olsun. Elbette ki bunlara büyük bir iş düşmektedir. Fakat biz gençler olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Yani getiririz herhalde. Eğer alternatifler sunulursa bunu yapabileceğimize inanıyorum. Oluşturulan bu kültür merkezinde şeyler yapılabilir. Müzik koroları oluşturulabilir. İnsanlara işte bağlamadır, gitardır, saz falan bunlar üretilebilir. Bunun yanında Siverek'imizin sahip olduğu çok zengin bir kültür olan folklor şey yapılabilir. Bunlar halk eğitim merkezi tarafından yapılıyor olabilir. Ama bir kültür merkezinde yapıldığında bu daha fazla ilgiyi çekecektir. Hani bir olacağına iki olsun yani. Belki bir kişi oraya gider, bir kişi oraya gider. Eğer bahsettiğim kültür merkezi oluşturulursa gençlerin odak noktası olacağına inanıyorum. Burada oynadığımız kadar gidip orada bir şeyler öğrenebileceğimize inanıyorum. Yine oluşturulan bu kültür merkezinde gençler tarafından tiyatro grupları oluşturulabilir. Sinema grupları oluşturulabilir. Üniversitede birçok arkadaşımızın güzel sanatlar bölümünde olsun, resim bölümünde olsun, iletişim bölümünde okuduklarını biliyoruz. Bunlar gelip yazın orada çalışabilirler. Yani eğer bir kültür merkezi oluşturulursa gerçekten gençlerin önünün açılacağına ve bunun Siverek'i ileri götürüleceğine, bir üniversite kadar etkili olabileceğine, bir akademinin de üniversiteyle aynı düzeyde olduğuna inanıyorum. Belediyemizden en büyük isteğim hani bu konuda bir çalışma yapması. Eğer biz de halk olarak buna destek vereceğimize de inanıyorum. Dinlediğiniz için saygılar, hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. 25 Eylül 2012, 2005'i atladık da. 25 Eylül 2012, senin sesin Siverek. Tüm dünya seni konuşacak Siverek. Sivillerin 2013'te hazırlanmış ve 2013'te uygulanacak bir projesinden bahsetmek istiyorum. Sivil bir üniversite. Bu üniversitede, sivil üniversitede neler yapılacak? Kırmancı, Zazaki ve Arapça kursları verilecek. Sivillerin hazırlamış olduğu bir proje bu. Eylül 2012. Haykır Siverek, çünkü tüm dünya seni dinleyecek. 25 Eylül 2012. Ses ver Siverek buna, çünkü tüm dünya seni konuşacak. Evet, halk kürsüsü Siverek'lerin kürsüsü. Halk kürsüsü Siverek'lerin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir kürsü. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Buyurun hocam.
İyi akşamlar. Adım Mehmet Lami, soyadım Badur. Arkadaşlarımız Siverek Kapı'nda çeşitli eksikliklere değindiler. Ben de bir şeylere değinmek istiyorum. Bence Siverek'teki en büyük eksiklik işsizlik sorunu. Sonuçta Siverek'in nüfusuna baktığımızda birkaç, sanırım 43 ilden daha fazla bir nüfusa sahip ve 100 ölçümü
Neden birkaç fabrika fazla kurulmasın? Neden daha fazla insan buraya iş imkanı bulmasın? Ben şuna inanıyorum ki her aileden iki kişi veya bilemediniz bir kişi böyle bir iş imkanını bulduğu zaman hiç kimse umudunu dışarıda aramayacaktır. Birçok insan ailesini, büyüklerini burada arkasında bırakıp gidiyor. Hatta hamile çocuğunu, bebesini, şu kardeşlerini arkasına bırakıp dışarıda iş imkanı arıyor ve sadece karın tokluğuna. Neden diyorum? Çünkü bugün Siverek'te kurulması gereken veya kurulabilecek herhangi bir iş imkanı birçok insanın umut kapısı olacaktır. Buradan ciddi anlamda sesleniyorum bütün yetkililere, bütün iş adamlarına. Neden diyorum? Siverek neden insanlarımızı kaybedelim? Çünkü her yıl yüzlerce insanımız bu umut ışığı içerisinde gittikleri yolda mezar oluyor o yol onlara. Çünkü biniyorlar bir tane transite, 100 kişi birden Allah korusun bir herhangi ufak bir kazada içinde ne var ne yok birçok ocak sönüyor. Sönmesin diyoruz. Bu yüzden eğitimsizliği bırakalım. Birçok öğrenci ailesinin pamuğa gidecek diye okulundan izin alıyor. Eğitimini yarın bırakıyor. Ailesiyle birlikte pamuğa gidiyor. Neden? Neden Kayseri'ye, neden Fındık'a gitsinler ki? Neden ülkemiz, memleketimize bir iş imkanı olmasın ki? Her aileden 15-20 kişi birden gidiyor ama getirdikleri parayı tekrar biz memleketimize yiyorlar. Bunu biz hak etmiyoruz. Burada kazanıp burada harcasınlar. Bir de şuna değinmek istiyorum. Ciddi anlamda bu da büyük bir sorunumuz. Bir milliyetçilik olayı ciddi anlamda gelişmemiş diyorum ya. Burada bakıyorsun Antep halkına, insanlar orada esnafın kazansın diye her ay ailesine çocuğunu alıp gidip bir restoranda yemek yiyor. Sırf bu restoran kazansın diye veya 3 sene 5 sene 10 sene bir halı alıyorlar. Ne olsun? Esnaf kazansın diye. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz Urfa'dan Diyarbakır'dan giyiniyoruz. Adamlar Urfa'dan buraya gelip sularını yanında getiriyor. Yiyeceklerini yanında getiriyor. Biz de gidiyoruz. Hayır, Urfa'da yemek yiyelim. Neden? Bizim memleketimizde yok mu? Var. Ama bunu yapmıyoruz. Önemli olan bizim kendi halkımıza, kendi esnafımıza kazandırmamız gerekiyor. Ben size rahatsız ettim. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkürler hocam. Beşikler vermişim ruha. Salıncaklar, hamaklar. Hava ananın dünkü çocuk sayılır. Anadolu'luyum ben. Tanıyor musun? Anadolu'luyuz biz. Tanıyor musunuz? 25 Eylül 2012'de tüm ülkeye Anadolu'luyuz biz. Siverekliyiz biz. Tanıyor musunuz diyeceğiz. 25 Eylül 2012'de 30 binle değil 70 binle haykıracağız tüm ülkeye, tüm dünyaya. Evet, halk kürsüsü burası. Burada Siverek sorunları konuşulup Siverek sorunlarına kendimiz çözüm önerisi sunacağız. Ve Siverek sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Yok mu? Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Siverek sorunlarını dile getirip çözüm önerilerini sunacak, medeni cesaretini gösterip bu kürsüye çıkıp konuşacak konuşmacı arıyoruz. (Gülüyor) 25 Eylül 2012 senin sesin Siverek. 25 Eylül 2012 senin ruhun Siverek. 25 Eylül 2012 sensin Siverek. O gün senin, o gün senin bayramın Siverek diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ben proje meclis üyesi olarak buradayım, karşınızdayım. Aslında işin temeline dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi Siverek'te de Türkiye'nin nüfusu %99'u Müslüman. Hazreti Muhammed Siverek. Biz onun ismini zikrettiğimizde salavat getirmiyor muyuz? Biz onun ismine biz şehadet getirmiyor muyuz? Bu kardeşlik duygusuyla bu projeyi ürettik. Siverek tamamen kardeştir. Hiç kimsenin birbirinden ayrısı, gayrısı yoktur. Herkesin bunu böyle bilmesini, böyle bakmasını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. 25 Eylül 2012'de. Buyurun hocam. Merak Mike Tree Gori Ver Navy yani. Şmare Faja, namı Gori var tabii. Şmare hand kıymet için Fana Gori Faja, namı Harun.
مجبور نصیق دادن او یعنی زبان ترکیه مواجه سوسیولوژی اورو ما ایوان واسوب ایک بو ایو دوریو یعنی اورو ما قایلی و ما واجه ما رح ایجه یج در بکریجه نی ما وازانه ام بول از نی وازانه نو جو یعنی نی دم الله زانه سوکجی ما واجه بول جو وازانه یعنی ما سوکجی نو هستو ایدتیجی یا انسان سوک نیزم مرک انسان سوک از حس کنه تیواش ما واجه کنچی حس کنه گچی این بازا قالی محمد زوی نیکه نیز از قانیا سیاسی قصی بکر ترکیه قصی بکر اسه قسمین اولوژی سیاسی به اسپانیا ایلا ترکیه قصی بکر محمد زوی دیار بکر گروه انا رتمنی کنه نویر استریو دیار بکر ده محمد زوی مثل اوجاد کتفتی اکردو یعنی کشک اون تاد بیای ما انسان غوری ویر بجای محمد زوی کس قال نیکنه چره؟ یعنی او اول زوان ده ما رو ویر بجای او بیو سرگون سقطی آنتو ما قلعی نیکنه تابی شوان پرور جیه ما و یلماز گونه جیه ما و احمد عریف جیه ما یعنی محمد حزون مره همه را قیمتی روش ما بجا قانچه چی چکه زوان ده خوری ولی بجا او زوان جی زوان ما و اگه ما قلعی کلتره او کنه سه ما ده وروی یعنی کلتر ما بانه کلتر جی زوان ما جی است زوان جی کلتره یعنی او رو زوان اخو ما برادا کشته ما همه بجا نیوتا ما زوان سیستم یقصه کنه اشتا زوان نزر زمی انسان یقصه کنه چیزی اورو زوان ما است و ما زوان خود اکنون چی شرم آهنی؟ یعنی زوان دیگه ما دی چوا راحت راحت سعی کردی ما هر خود سعی کنی. اما مکتبات از اول وزن که مکتبات از زوان خود یعنی یک وانانی و انتکاری است قایل اینا زوان خود واجا اینی نشنا واجا نوجی ما واجا یعنی نو هم سونه منو هم جی حکماتیو یعنی از قایل تا سیاست بکره که حکمات نه بردن نوجی ما خود امکانات خود اقسانه و بکره وزن ما قان در پیغمبری نیم روز زوان ما دو پایه بندارو یعنی سکنی واب کریجی یعنی ما نه ما اینا بدن واندش نه ما اشته مردم حکمتی کره اشته نه دخول عقل بی نه وقت دور نیونه یعنی زمان ما یعنی حق ما نه دو زمان ما یا حق اقتنیا سیاست بکره حق ما درکن یعنی زمان خو اورو مقاله مت خوی فرده بکره و نیونه که اورو ما زمان ما ام کرمانجی دبیجن اون کرمانجی زانن ام دبیجن زمان ما هبونه می نوسا زمان ما هبونه می است ام زمان خو حق جیرو نزن ام قائلن بزمان زمان دایی که ام پرورده ببینن واتن نه ام مذاکر آپیش ولی ترکی دنیجی نفیسگری کرمانجی نفیسگری و تشکی پرخوشه که فهمیدی چو و هی اما ام ویا ام قسم نکن یعنی و برای هی راسته یعنی ام برای نفیسگری ام نپرس کرد که پرس کرد ام چون که امات نفرسه ام زمان خود راحت خساب کن ام پرس کرد خوشی ام فکر خوشی ام رامان خوشی فرا دنی ام ویاجی کرمانجی خبر بدن که قسم بگین که یعنی ام بزن زمان ما هیه یعنی گوتنا ما وای ورا اون قائل تشکی پرس کنسا از ورا ام از کانم کرمانجی جی ببیجم از کانم دمنی جی ببیجم ام برا ام چما ترکی قسان آکم یا ورا ولاتی مهی ورا نشتیمان مهی یعنی ام چه فدی دکن یعنی ام چه شرم دکن با زمان ام خوی ام کنگا با زمان ام پروده بی یعنی ام چما زمان ام خوی شرم دکن ایش زمان ام یعنی گندی قسان بکن ولا حلال بی ایر که دبیم گندی حلال بی یعنی گندی زمان ام قسان دکن ام قاضی گنجای جناب مولا چی مپرتو خواندی مکوفار خواندی مپروده دی ام تلویزیون که ام دارم ترکی ام دارم مدرنه ولی وام مدرنه نه جوارا ببیم یاری من قائل مدرنه بن سه زمان اخو خیلی ترکه بن زمان ما هبون همی جو حمولا شف باش تشکرلر هجام مدنی جسارتینن اتورو دیدیک یا براسه حلقن کرسوسو بوردا هر دیلدن kendi dilimizden yani Kürtçeden, Zazaca'dan, Türkçeden, Arapçadan konuşabiliriz. Sorunlarımızı bu şekilde de dile getirebiliriz. Çünkü burası özgürlük kürsüsü. Burada kısıtlama yok, burada engelleme yok. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Siverek sorunlarını dile getirecek ve çözüm önerileri sunacak konuşmacı arıyoruz. O zaman Sivil Değer Başkanı ve projenin baş mimarı Muzaffer Bayram'ı kürsüye davet ediyorum. Allah şuma hemen razı bu. Bırak. Herhalde teneki bir beri madoda vlabi. Yalnız eskayla teneki bilgi işimali bir de. Daha bol haklı. Kadı ne ve dinli kısayken ama bol kelime ya da Türkiye kısayı bir kere. Mahan vakfı zuan nevi. No tabi sorun önünde gürdü. Yalnız no girişim madu hiri Zuvanana, ma bir şey Arapçası madu dahil bir kere. Çağır Zuvanana ama da Ahmet Arif şiireci bu vane. Ne ihtiyar şımarıya haber bir daha.
Eydim ama var yani o girişim makkaili sorunu suk aynı zamanda gündeme hıkkırı. No konu proje meclisi ma karar grot eğitim sorunu madu proje madu gündemleştirmiş geri. O konu eğitim ana dilde eğitim sorunu olarak gündemde madu eze haber bir daşımarı. Şimdi hemen bu teşekkür kena ma zamanı şma grot. İnşallah hire çağır hoca tepiye madu bu ne. Jeuna park madu aynı kürsürüne. O yok ki at neşe kusayı bıkarı, şen ucazı ifade bıkarı. Şuma hamina ne teşekkür kena, Allah razı bu. Yapılışın. İyi akşamlar Siverek. 25 Eylül 2012'de görüşmek dileğiyle. Ve Siverek'imizin bu projesini takip etmek isteyen arkadaşlar Facebook'tan Sivildere ekleyebilirler. Ve oradan daha başka nerede kürsümüzü kuracağız oradan bilgileri alabilirler. İyi akşamlar Siverek.